Merhaba. Balık dudaktan kedi kumluğuna. Bataro, eski dostum. Beni duyuyor musun? O tuhaf derin deniz gu okumalarının kaynağına neredeyse ulaştım. Bana şans dile kardeşim. Aşağı gu diyorum. No. Yeni gu evrimi. Ay bin karides. Resmen bir gu kuaryum oldum. Çok havalı. Onlar yüzünce gıdıklanıyorum. Dostum, gu etrafında koca bir medeniyet kurulmuş gibi burada. Vay canına. Fena. Vay. Kral Hydra. Sevilen hükümdar ve tüm gu Atlantis'in koruyucusu. Efsanevi çoklu gu ustası. Derin gu denizlerinde tüm zamanların en güçlü Gujitsu kahramanı odur. Vay ala balığına. İşte bu kahraman gibi bir kahraman. Kıpırdama yabani. Bir yabani mi? Nerede? Ha, kanma saldırısı. Fugu. Meteorun çarptığı gece Gujitsu kahramanlarına dönüştük. Esnek, yumuşak, yapışkan. O zamandan beri büyüyor, evrim geçiriyor. Gittiği her yerde Gu'nun tarihi ve gizemini izliyoruz. Gu Laksin'in ta öbür ucundan derin Gu denizlerinin dibine kadar. Bir yabani mi? Nerede? Kafa saldırısı. Fugu. Dur, sen ne dedin? Ben bir yabani değilim yüzgeç surat. Tsunami Yubro. Adımı nereden biliyorsun? Dur bir dakika. Adın gerçekten yüzgeç surat mı yani? Hayır. Beni gördün ve Fugu diye bağırdın. Çünkü ben korkunca öyle bağırırım dostum. Dur. Fugu senin gerçek adın mı yani? Çok iyiymiş. Benim adım Trash. İlk kez derin kıpırdama seni yabani. Ziyaret ediyorum. Bunun üzerinden geçtik. Ben bir yabani değilim. Hayır, arkanda. Fugu. Trash. Evet, bu gayet adil. Hadi şunları alt edelim. Kafa saldırısı. Derin deniz gazapı. Ahtapot vuruşu. Evet doğru. Kaçsanız iyi edersiniz. Yüzey gusuyla baş edemediler. Derin gu denizine hoş geldin. Ben Kral Hydra. Siz yüzey kahramanlarının bize ulaşıp ulaşamayacağını merak ediyordum. Bir dakika bana izin ver. Asa saldırısı! Bu gördüğüm en havalı şeydi sanırım. Ve ben uzaya bile gittim. Şimdi üç ayrı gu gücü mü var yani? Üç gu ile birlikte saldırınca ne oluyor peki, anladın? Kimse bilmiyor ama hepimiz bunu görmek için can atıyoruz. Dikkat edin kralım. Tsunami Yubro. Etkileyici. Bu en güvendiğim gu mutanım. Çek hiç kafa. Bizimle yürü gu kardeş. Yabanilerimiz son zamanlarda daha cüretkar oldu. Büyük bir şeyler planlamalarından çekiniyorum. Üç guğumda da bunu hissediyorum. Cesareti ve arkadaşlığı için ona şu unvanı veriyorum. Treşikus bu Beşikus, Altın Gu Şövalyesi. Rezil yozlaşmış yüzey dünyasından biri Gulantis'i işgal ediyor. Ve değerli kralınız ne yapıyor? Ona en büyük onurumuzu veriyor ve bir parti düzenliyor. Biri güzel şehrimizin saflığını korumalı. Hydra bunu yapamayacaksa
üç başlı arkadaşın tahttan feragat edip kuru bir yerde kalıcı sürgüne gitmek için bir günü var. Durun, çekiç kafa nereye gitti? Yoksa kutuplardaki buzulları eritir, yukarıdaki bu dünyayı sular altında bırakır, tahtını zorla ele geçiririm. Ve o üçünün fotoğrafını da banyomun duvarına asarım. Demek yabanilerin oyunu bu. Sonunda öğrenmek güzel. Keşke o Gudubet'in kim olduğunu bilseydik. Kralı majesteleri efendim, Gujitsu kahramanları bu yabanilerle tek başınıza yüzleşmenize izin vermez. Ben hemen geri dönerim. Gıdıklıyor değil mi? Aa, Tayro, sen de kral gibi çoklu gu yapmışsın dostum. İki farklı türde gu mu? Bu bir gu evrimi. Blazagon Tayro, böyle efsanevi gu ustalarını gu jomda ve şehirde ağırlamak bir onur. Bir dakika, çekiç kafa. Hola Guram zorluğunu yenilmeze ayarla. İyi deneme eski dostum ama beni yenmek için bundan daha fazla çabalaman gerekiyor. Ah, bir gün seni yeneceğim. Tayro, çifte gu geni taşıdığını görüyorum. Ustalaşması zor ama sana kapışmada iki kat seçenek sunuyor ya da üç kat bende olduğu gibi. Ve sen, Blazagon, derin gu denizinin senin içinde bir sürpriz sakladığını hissediyorum. İkinize de teşekkür ederim. Sizin gizemli yabaniniz bizim dünyamızı da tehdit ediyor. Yani bu işte birlikteyiz. Peki bu rezil yabaninin yaptığı planı nasıl bozmayı planlıyorsunuz? Bana eski kafalı diyebilirsiniz ama ben derim ki onun volkan zincirine yürüyelim ve ona gününü gösterelim. Gujitsu kahramanları derin gunesi. Tamam. Arkadaki tüm danslar burada. Ama yıldız nerede? Lideriniz nerede? Ben buna yanıt verebilirim. Eski dostum. Beni durdurabileceğini mi sandın senin Neapolitan Napolyon? Ha? En ufak bir fikrim bile yoktu. En büyük rakibinin aslında en güvenilir komutanın olduğunun. Ama neden? O daima Gu'nu kıskanıyordu. Çoklu Gu'nun olması seni benden daha iyi yapmıyor. Seni bir ezik yapıyor. Yönetmeye uygun değilsin. Derin deniz gazabı. Ahtapot vuruşu. Volkan patlaması. Egzoşok, kase nefes, püskürme kontrollerine geçin. İşaretimle birlikte her şeyi havaya uçurun. Onu durdurmamız gerek. Kase nefesin çifte gu saldırısına dikkat. Sanırım biz bu yürüyen deniz mamulleriyle baş edebiliriz. Evet, ama tüm açık sushi büfesiyle baş edebilir miyiz? Çifte Gu'yu nasıl kullanacağını çözdün mü? Hadi öğrenelim. Gu'nu bunu yapabileceğimi biliyorum. Tayro dikkat et. Neden bu kadar soğuk hissediyorum? Resmen aktif bir volkanın üzerinde duruyoruz. Buzlu volkan patlaması. Teşekkürler soğukçu. Ama tüm eğlenceyi senin yaşamana izin veremem. Çifte Gu Tayrosu'na merhaba de. Buzlu volkan patlaması. Çifte Tirano darbesi. Kara taşkına uğrayınca dünyaya ben hükmedeceğim. Senin tahtından. Şunu asla anlamadın çekiç kafa. Ben hükmetmiyorum. Hizmet. Yardım. Himaye ediyorum. Ama en çok da artık seni gönderiyorum. Hadi, volkanın patlaması geliyor.
Maximum Mekbuz Füzesi. Majesteleri, anlaşılan iki dünyada kara ve derin Gu denizi de güvende. Gu Jitsu kahramanları sayesinde. Tam da Gu'nun yapabileceği bütün akıl almaz şeyleri gördüğünü düşünürken işler yeni bir Gu seviyesine çıkıyor. Peki bunun hikayesi ne? Bana efsanevi Gu korsanlarının hikayelerini hiç duymadığınızı söylemeyin.